Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Ahzab suresi 9-20. ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Allah-u Teala Hendek Savaşı ile alakalı ayetleri bildiriyor, onların bir kısmını. Ve Müslümanların maruz kaldığı büyük kuşatmalardan birinden nasıl Allah'ın inayetiyle kurtulduklarını ve bu Hendek Muharebesi esnasında ne gibi şeyler yaşandığını bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Bedir Harbi'ni Enfal Suresi'nde anlatıyor. Uhud Harbi'ni Ali İmran'da anlatıyor. Hudeybiye Barışı'nı Fetih Suresi'nde anlatıyor. Burada da Ahzab Suresi'nde Hendek Harbi'nin taraf-ı ilahiden takdimini ve tablolar şeklinde bize sunulduğunu görmekteyiz. Şöyle ki: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, üzkürü nimetallahi aleykum, Allah'ın size olan nimetini yad edin, hatırlayın. İz caetküm cunudun, bir takım ordular size gelmişti. Ferselne aleyhim rihan, biz de onlara bir rüzgar göndermiştik. Ve cunuden lem teravhe, ve görmediğiniz ordular göndermiştik. İşte hicretin 5. yılında müşrikler, Yahudilerin de tahrikiyle, teşvikiyle 12 bin kişilik bir orduyla, büyük bir kuvvetle geliyorlar. Daha evvelinde Uhud Harbi yaşanmıştı. Uhud Harbi'nde her ne kadar müşrikler galip gibi olsalar da netice elde edememişlerdi. Bu defa işte Yahudilerden bir kısmının da tahrikiyle ve kendilerine katılımıyla birleşik kuvvetler tarzında, el-ahzab zaten bu manayı ifade eder, hizipler, birbirinden farklı gruplar var. Bunlar bir araya geliyor, birleşik müttefik kuvvetler şeklinde Medine'ye varıyorlar, Medine'yi kuşatıyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların geldiğini haber alınca ne yapalım diye sahabeleriyle meşveret ediyor. Herkes fikirlerini söylüyor. Selman-ı Farisi, ya Resulallah diyor, bizim diyarda, Fars diyarında bazı durumlarda şehrin etrafına hendek kazılır ve düşman kuvvetler o hendeyi aşamaz. Böylece korunulmuş olur. Bizde böyle bir şey de yapılıyor. Peygamber Efendimiz bu defa bunu uygulamayı tercih ediyor ve şehrin etrafını hendeklerle çeviriyorlar ve normalde bir atın atlayamayacağı genişlikte hendekler açılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi de bizzat hendek kazımında çalışıyor. Öyle ki beraber böyle şiir tarzında şeyleri neşeli bir şekilde söylüyorlar. Birbirlerine iltifatları oluyor. Hatta yine bu kazı esnasında, hendek kazması esnasında işte bir kayaya rast geliyorlar. Kayayı bir türlü parçalayamıyorlar. Peygamber Efendimiz'e durum haber veriliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam balyoz gibi bir aletle Bismillah deyip vurduğunda kayanın bir parçası parçalanıyor. Peygamber Efendimiz Allahu Ekber diyor. Bana Fars diyarının anahtarları verildi. Bir daha vuruyor, bir başka parçası kırılıyor. Allahu Ekber diyor. Bana Rum diyarının anahtarları verildi. İşte bir daha vurduğunda paramparça oluyor. Bana şuraların mülkü verildi, anahtarı verildi. Söylüyor bu manada. Ve bu tabi sahabeleri coşturuyor. Ancak münafıklar da var. Münafıklar bunu dillerine doluyorlar. Ve diyorlar ki haşa, şu anda doğrudan düşmana karşı duramıyor. Sizi nelerle avutuyor? Bu şekilde Müslümanların kuvve-i maneviyesini yıkmaya çalışıyorlar. Alaküllü hal, neticede Mekkeliler, başta Mekkeliler, etraftaki toplanmış diğer kabileler ve Yahudiler, bunlar birleşik kuvvetler tarzında Medine'ye kadar geliyorlar. Ama Hendek'le karşılaşınca doğrusu şaşırıyorlar. Atlarıyla da geçebilecek durumda değiller. Bir ay boyunca kuşatma devam ediyor. Tabi zor durumlar yaşanıyor. Harbin tafsilatını burada anlatacak değiliz. Siyer kitaplarında bunlar anlatılmıştır zaten.
zor dönemler yaşanıyor. Öyle ki Müslümanlar bayağı dar durumlarda kalıyorlar. Yardım ne zaman gelecek? Allah'tan yardım ne zaman gelecek? Bunları böyle kendi iç alemlerinde değerlendiriyorlar. Neticede Allah-u Teala kuvvetli bir rüzgar gönderiyor. Ve dondurucu bir soğuk aynı zamanda. Öyle ki göz gözü görmüyor. Ve onların çadırları, müşriklerin çadırları sökülüyor. Soğuktan donacak hale geliyorlar. Sonunda pılı pırtılarını toplayıp her biri memleketine dönüyor. Ve elleri boş bir şekilde bu şekilde dönmüş oluyorlar. Ayet-i Kerime daha ayrıntılarına girmeden ilk cümlelerinde harbin genel gidişatını bu şekilde bize anlatıyor. Hani size üzerinize ordular gelmişti. Biz de onlara bir rüzgar gönderdik ve görmediğiniz ordular gönderdik. Buradaki görmediğiniz ordular ifadesi melekleri anlatıyor. Bedir'de melekler, 5000 melek görevlendirildiği gibi demek ki burada da taraf ilahiden bazı melekler görevlendirilmiş. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرًا Allah yaptıklarınıza basirdir. Allah neler yaptığınızı görür. اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ Onlar hem yukarıdan hem de size nispetle aşağınızdan gelmişlerdi. Yani alttan üstten her taraftan gelmiş sizi kuşatmışlardı. Ve اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارِ Gözler kayacak duruma gelmişti. Gözler kaymıştı. Ve بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ Ve kalpler gırtlaklara dayanmıştı. Yani canları çıkıverecek gibi o kadar heyecanlanmışlardı. Zor durumlar yaşamışlardı müminler. Ve tazunnune billahi zununa ve sizler Allah hakkında çeşitli zanlara kapılmıştınız. Yani Allah bize yardım etmeyecek gibi veya eder mi etmez mi gibi Allah hakkında bir takım zanlara kapılmıştınız. Hunalike işte orada veya o zaman Übtiliyel mu'minune müminler denendiler. Yani harp bir ayıraçtır. İnsanların kalitesini ortaya çıkarır. Burada da müminler denendiler. Bir imtihana tabi tutuldular. Ve zülzilu zilzalen şedide çok şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Yani nasıl ki depremde böyle gitme gelme oluyor. Demek ki onların da iç dünyasında bayağı bir sarsıntı yaşanıyor. Acaba Allah yardım etmeyecek mi? Acaba buraya kadar mıydı? Acaba bittik mi gibi bu manada iç dünyalarında büyük sarsıntılar yaşadılar. Ve iz yekulul munafikuna vellezina fi kulubihim marad Münafıklar ve kalbinde marazlı olanlar şöyle diyordu. Münafıklar zaten iman etmeyenler ama iman etmiş gibi görülenler. Kalbinde maraz olanlar da imanı var ama iman zayıf. Yani kalplerinde zaafı iman var. Böyle olanlar şöyle diyordu. Mâ ve adanallâh ve rasûlühü illâ gurûra. Allah ve Resulü aldanıştan başka bir şey bize vaat etmedi. Tabi bu küfür tarzında bir ifade. Münafıklar böyle der. Demek ki kalbinde iman zaafı olanlar da münafıklarla aynı paralelde ifade kullandılar. Allah ve Resulü bize aldanıştan başka bir vaatte bulunmadı dediler. Ve iz galet taifetu minhum onlardan bir taife şöyle diyordu. O münafıklardan veya kalbinde zaaf olanlardan, iman zaafı olanlardan bir kısmı bir grup şöyle diyordu. Ya ehle Yesrib, ey Yesrib ahalisi. Yesrib Medine'nin eski ismi. Peygamber Efendimizin oraya teşrifiyle artık Medine-tün Nebi olmuştur. Medeniyetin en güzel numunelerini gösterecek bir şehir olmuştur. Ama evvelinde Yesrib deniliyordu. Ayette de eski ismiyle geçiyor. İşte onlardan biri diyor diyordu ki ya ehle Yesrib ey Medine ahalisi la mukame lekum yani sizin için burada durmak mümkün değil. Ferci'u haydi dönün. Yani dayanamazsınız. Düşman çok kuvvetli geldi. Çünkü düşman 12 bin kişiyle geliyor. Müslümanlar ise 3000 kişi civarında. Arada orantısız bir kuvvet var. Ve bunlar iyice telaşlanmış durumdalar. Kalbinde münafıklık olan veya iman zaafı olanlar.
Diğerlerini de ürkütmeye çalışıyorlar. Ve diyorlar ki artık burada duramazsınız, haydi dönün. Yani dininizden dönün veya savaşmayın, kaçın gibisinden bu şekilde ifadeler kullanıyorlar. Ve yestezinu ferigun minhum, onlardan bir fırka da, onlardan bir grup da izin istiyor. Yani peygamberimizin yanına varıp onlar da izin istiyor. Ennebi peygamberden izin istiyor. Yegulune, şöyle diyorlar. İnne buyutena avretun. Yani evlerimiz açık diyorlar. Ve ma hiye bi avre. Halbuki evleri açık değil. Evleri açık olmadığı halde yalandan bir bahaneyle peygamberimizin yanına varıp evlerimiz açık, bize izin ver, gidelim diyorlar. Savaşa cesaret edemiyorlar. İn yuridune illa firara. Halbuki bunlar ancak kaçmayı murad ediyor. Yani niyetleri evlerin açık olup korumak falan değil. Böyle diyerek oradan sıvışmak, savaşmak değil, sıvışmayı tercih ediyorlar. Velev duhilet aleyhim min aktariha, şayet Medine'nin etrafından Medine'ye girilecek olsaydı, sümme su'ilul fitne, sonra bunlardan fitne talebinde bulunulsa, yani dininizden dönün şeklinde bunlara bir teklif götürülse, le'etevhe, bunu yaparlardı. Ve ma telebbesu billah biha illa yesira, çok az bir tereddüt geçirirlerdi. Yani az bir tereddütten sonra düşman kuvvetlerinin istediğini yapmaktan çekinmezlerdi. Dinlerinden de bunlar dönüverirdi. Yani oynak bir haldeler. İmanda kaliteyi yakalayamamışlar. Ya imanı zayıf veya tamamen münafık olanlar. Münafık olanın zaten imanı yoktur da, ama bir kısmı da kalbinde iman zaafı olanlar. Bunlar da bir mağlubiyet yaşansaydı, düşman kuvvetler Medine'ye girse, haydi bizim dinimize, atalarınızın dinine dönün deselerdi, tereddüt geçirmeden, az bir tereddüdün neticesinde onlar dönerlerdi. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلِ, halbuki daha evvelinde Allah'a söz vermişlerdi. لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ, sırtlarını dönmeyecekler. Peygamber'e biat ettiler bu konuda. Ve hem bol günlerinde hem dar günlerinde peygamberle beraber olacaklarına, savaş olursa dönmeyeceklerine yemin etmişlerdi. Söz vermişlerdi. وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْعُولَ, Allah'ın ahdi kendisinden sorulacaktır. Yani Allah'a verilmiş bir söz varsa tutuldu mu tutulmadı mı elbette sorulacaktır. Veya şu manada düşünülebilir. Allah'a verilen söz tutulması gerekir. Gul, ey peygamber, sen de ki len yenfa'akum el firar in ferartum minel mevte evil gatl. Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız da kaçmak size bir fayda vermeyecek. Yani ölüm normal şartlarda fıtri seyrinde bir ölüm. Öldürülmek dıştan müdahaleyle hayatın bitmesi. Yani ölseniz veya öldürülseniz, ölmekten veya öldürülmekten kaçsanız bu kaçmak size fayda vermeyecek. Ve izel la tumettaune illa galile, çok az bir fayda göreceksiniz. Yani az bir miktar, bunun neticesinde bazı menfaatler elde edebilirsiniz ama bu gelip geçici bir şeydir. Yani dininizden dönmek asla düşünülmemesi gereken bir şey. Azıcık bir dünya menfaat için böyle bir şey yapılmamalı. Gul men zellezi yasimukum minallah. Onlara de ki Allah'tan sizi kim kurtarır? İn erade bikum su'en. Eğer bir kötülük size murad etse, ev erade bikum rahme, veya size rahmet murad etse. Yani size rahmet murad etse veya size bir kötülük murad etse Allah'tan sizi kim kurtarır? Kim engel olur? وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا. Onlar Allah'ın dışında ne bir veli ne de bir yardımcı bulamazlar. Yani gerçek veli Allah'tır, yardım eden ve nasır olarak da ancak Allah'tır. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهِ الْمُعَوَّقِينَ الْمُعَوَّقِينَ مِنْكُمْ. Allah sizden engel olmaya çalışanları elbette biliyor. وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا.
kardeşlerine bize doğru gelin, yani savaştan kaçın bize doğru gelin diyenleri Allah elbette biliyor. وَلَا يَتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَل۪يلًا. Bunlar zora çok az gelebilen kimseler. Yani düşman hiç bunları kuşatmasa, hiç böyle zor günler yaşamasalar tamam, idare edebilirler. Ama zorlukla karşılaştıklarında hemen dinden dönüverecek kimseler. Dinde sebat gösteremeyen, imanında sebat gösteremeyen kimseler. اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ. Bunlar size yardım hususunda çok cimridirler. Yani yapabilecekleri şeyleri de yapmazlar. فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفِ. Korku geldiğinde رَأَيْتَهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكَ. Sana bakarlarken onları görürsün. Ama nasıl bakıyorlar? تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَلَّذ۪ي يُوشَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. Ölüm baygınlığı kendisine gelmiş kimse gibi sana öyle baktıklarını görürsün. Yani insan bakışlarından da tanınır. Gözler bu noktada yalan söylemez. Korkan bir kimsenin korkusu gözüne sinmiştir. Bakışlarından bellidir. Bunlar da peygambere böyle baktıklarında sanki ölüm baygınlığı kendisine gelmiş kimse gibi o şekilde bakarlar. Sen onları öyle görürsün. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفِ. Korku gittiğinde. Tabi ayette anlatım itibariyle çok incelikler var. Hepsine burada temas edemiyoruz. Mesela evvelinde korku geldiğinde demişti. Korku geldiğinde durumları ne anlattı? Burada da korku gittiğinde. Yani sanki korku harici bir varlık. Bir dalga gibi bunları bürüyor. Korku bunları bürüdüğünde halleri bir başka oluyor. Korku gittiğinde ise birden durum değişiyor. Korku gittiğinde ise selagukum bi elsinetin hidadin eşihaten alel hayr. Yani bir menfaat, bir mal elde etmek hırsıyla bunlar keskin, sivri bir dille sizi tenkit ederler. Yani savaş esnasında ortada görülmek istemezler. Ama savaşın sonunda diyelim bir ganimet elde edildi. Bu defa da neden bize ganimetten bir şey verilmiyor, neden haksızlık ediyorsunuz gibi çok acımasız ifadeler kullanırlar ve sivri bir dille sizi eleştirirler. Ulaike lem yu'minu. Bunlar iman etmemişlerdir. Fehbetallahu a'malahum. Allah bunların amellerini boşa çıkarmıştır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu Allah'a çok kolaydır. İşte değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bir sayfadan biraz daha fazla olan bu bölümünde Hendek Harbi'ni ana hatlarıyla anlatıyor ve savaştan bir takım tabloları bize sunuyor ve böylece savaşı adeta zihinlerimizde nakşediyor ve biz bu manalarla Hendek Savaşı'nı değerlendirdiğimizde insanları daha iyi tahlil edebiliyoruz. Ve müminlerin bile böyle zor bir ortamda sarsıldıklarını görebiliyoruz. Hele münafık olanlar, hele kalbinde iman zaafı olanlar, bunlar zaten dayanamıyorlar. Öyle ki imtihanı bu noktada kaybediyorlar. Bunun devamı var ve devamında da Allah-u Teala harple alakalı, Hendek Harbi ile alakalı diğer hususları bize bildiriyor. Cenab-ı Hak bizleri İslam üzere sebat eden, imanında, İslam'ında daim olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.